Amerika'nın Sesini Washington stüdyolarından merhaba, ben Mehtap Çolak Yılmaz. Amerika ve dünyadan öne çıkan haberlerle karşınızdayız. Haftanın ilk yayınında gündeme ağırlığını geçtiğimiz hafta sonu Amerika'nın İngiltere ve Fransa ile ortaklaşa kimyasal silah kullanmakla suçlanan Suriye'ye karşı düzenlediği hava operasyonları ve onun yansımaları koydu. Başkan Trump'ın yürürlüğe koyduğu hava saldırısı kararı başkent Washington'da nasıl yankı buldu, konuyla ilgili ayrıntıları Mehmet Sümer aktaracak. Mehmet, senden dinliyoruz. Açıkçası Washington'da öncelikli olarak Suriye'ye düzenlenen operasyondan daha çok biraz sonra belki konuşacağımız James Comey'nin, eski kovulan FBI direktörünün açıklamaları ve yarın çıkacak olan kitabı daha çok konuşuldu. Ama operasyonla ilgili ise şu yorumlar yapıldı genel anlamda. Bir taraftan Başkan Donald Trump Suriye'den asker çekmek isterken bu operasyonla Amerika'nın Suriye'deki savaşın içerisine iyiden iyiye müdahil olduğu yorumları yapıldı. Öte taraftan bir başka tartışma konusu da Başkan Donald Trump'ın kendi başına bu tarz bir operasyona karar alma yetkisi var mı yok mu, bu tartışılmaya başlandı. Senatörler bu konuda ciddi anlamda fikir ayrılığına düşmüş durumda. Bazı senatörler Başkan Donald Trump'ın bu hava operasyonuna karar vermesini son derece doğru bir adım olarak nitelendiriyorlar. Çünkü özellikle kimyasal silah kullanılan bir ortamda Amerika'nın buna sessiz kalması, buna karşın bir adım atmaması mümkün değildi. Dolayısıyla başkan kesinlikle doğru bir karar verdi yorumunu yapıyorlar. Ama buna karşın başkanın bu şekilde bir operasyon kararı almadan önce senatodan mutlaka onay alması gerekirdi. Çünkü bu bir nevi bir savaş anlamına geliyor ve başkanın böylesine bir savaşın içerisine girebilmek için, bu operasyonu başlatabilmek için onay almış olması gerekirdi diyenler de var. Örneğin Tim Kaine, Demokrat senatörlerden Tim Kaine son derece sert bir ifade kullandı. Dedi ki başkanın istediği zaman bir yerlere saldırma yetkisini kısıtlamamız gerekiyor. Yarın öbür gün kalkıp da İran'a ya da Kuzey Kore'ye yönelik olarak bir bombardıman kararı alırsa o zaman bunu nasıl durdurabileceğiz ifadesini kullandı. Bununla birlikte yine Cumhuriyetçi kanadın önde gelen isimlerinden, Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimlerinden biri olan Senatör McCain ise başkanın doğru bir adım attığını, Amerika'nın bu operasyonla birlikte yapılması gerekeni, üzerine düşeni yaptığını söyledi. Tabii bir başka tartışma konusu da acaba Başkan Donald Trump'ın yaklaşık 10 gün 15 gün kadar önce açıkladığı Amerika'nın askerlerini Suriye'den tamamen çekmesi, hatta Orta Doğu'dan tamamen çekilmesi fikrinden vaz mı geçildiği, bu konudaki politikada bir değişikliğe mi gidildiği tartışması başlamış oldu. Ancak Beyaz Saray şu aşamada, hatta en son birkaç saat önce bile yapılan açıklamasında bile genel anlamda Suriye politikasında Amerika'nın bir değişiklik olmadığı, Başkan Donald Trump'ın açıkladığı gibi Amerika'nın mümkün olan en kısa sürede bölgedeki görev tamamlanır tamamlanmaz askerlerini geriye çekmek niyetinde olduğuna dikkat çekildi. Evet Mehmet, bu arada Amerika'nın iç gündemi farklı kuşkusuz. Nitekim Suriye harekatı Amerika'nın iç basın organlarında yalnızca bir gün tartışıldı. Hı hı. Pazar günü tüm gündem Başkan Trump'a döndü. Bunda kendisinin birkaç ay önce görevden aldığı Federal Soruşturma Bürosu FBI'nin eski başkanı James Comey'nin payı da var. Nedir bu, bunun ayrıntılarını da aktarır mısın? FBI'nin eski direktörü James Comey Başkan Donald Trump tarafından görevden alınmıştı. Hatta kovulmuştu. Hatta o zaman da hatırlayacak olursa izleyiciler, James Comey Los Angeles'ta FBI çalışanlarına bir seminer verirken televizyonlardan geçen altyazıyla kendisinin görevden alındığını, kovulduğunu öğrenmişti. İşte o tarihten sonra James Comey yaşadıklarını anlattığı bir kitap kaleme almaya başladı ve bu kitap yarın piyasaya çıkacak. İşte piyasaya çıkmadan önce ilk röportajını da dün akşam ABC televizyonuna verdi James Comey. Bugün de farklı kanallara konuşacak, bugün yarın, kitabının tanıtımı için. Ve Başkan Donald Trump'la arasında geçenleri anlattı. Beyaz Saray'da neler yaşandı. İlk kez Trump tavrı 6 Ocak tarihinde gittiğinde başkanla ilk karşılaşmasında neler hissetti, nasıl birisini karşısında bulduğunu anlattı. Örneğin Başkan Donald Trump'ın sanki bir güneş yanığı gibi bir teni olduğunu, öte taraftan gözlerinin altına makyaj yapılmış gibi bir izlenim edindiğini, kendisiyle aslında özellikle basınla Beyaz Saray'daki buluşmada yan yana gelmemek için neredeyse Beyaz Saray'da oval ofiste saklanmaya çalıştığını, hatta lacivert bir takım elbise giydiğini, o yüzden fark edilmesin diye lacivert renkteki perdelerin yanında durduğunu, Başkan Donald Trump'la hiçbir zaman yalnız kalmak istemediğini, Başkan Donald Trump'ın kendisine sadakat
sorduğunu, bana sadık kalacak mısın şeklinde bir soru yönelttiğini, bundan çok rahatsız olduğunu söyledi ve Başkan Donald Trump'ın bir başkandan öte daha çok etrafındaki insanlardan kendisine bağlılık bekleyen bir mafya liderine benzediğini ve ahlaki açıdan Donald Trump'ın Amerikan başkanlığına uygun birisi olmadığını söyledi. Tabii şu anda da Amerika'da bu sözlerin tamamı gündem oldu ve en çok tartışılan konu haline geldi. Evet, Mehmet Sümer hafta sonundan itibaren Washington'da yaşanan yoğun dakikaları anlattı. Teşekkürler Mehmet. Peki Suriye'de kimyasal silah hedeflerine yönelik sınırlı operasyon bölgedeki dengeleri değiştirir mi? Dahası Başkan Donald Trump'ın açıklamaları Esad rejiminden çok Rusya ve İran'a mı hedefliyor? Amerika bölgede bundan sonra ne yapacak? Suriye'de çözüm hala çok uzak bir gelecekte mi? Bu ve merak edilen birçok soruyu Washington'dan uzman bir konukla yayınımızdan kısa süre önce konuştuk. Şimdi o söyleşi geliyor ekranlarınıza. Amerika'nın Suriye operasyonu Cuma gecesi itibarıyla başladı ve tüm dünyada gündemi değiştiren bir gelişme oldu. Brookings Enstitüsü uzmanlarından Türkiye Programı Direktörü ve TÜSİAD Kıdemli Araştırmacısı Sayın Kemal Kirişçi, size şunu sorarak başlamak istiyorum. Tek seferlik bir operasyon diye açıkladı Amerika Başkanı Donald Trump. Sizce tek seferlik bir operasyon olması bölgedeki resmi değiştirmesi açısından etkili olur mu? Bölgede dengeler değişir mi bu operasyonla birlikte? Zannetmiyorum. Buna benzer bir operasyon aşağı yukarı tam bir sene önce de olmuştu. Ancak o operasyon dengeleri değiştirmediği gibi kimyasal silahların sivillere karşı kullanılmasını da engelleyemedi. Bu operasyon görebildiğim kadarıyla başkalarının da altını çizdiği gibi son derece kısıtlı bir operasyon. Zaten operasyonun ilginç tarafı da Trump Amerika'yı Suriye'den çekeceğini söyledikten bir hafta kadar sonra, birkaç gün kadar sonra gerçekleştirdi. Ve George Bush'un yaptığı gibi bir de projenin veyahut da mission accomplished, misyonun tamamlandığını da ilan ettiği gibi haberlerden de görüyoruz ki bu operasyon özellikle Rusya ile yakın bir irtibat içerisinde yapıldığı izlenimi de yaratıyor. Bunu da göz önüne aldığımızda zannediyorum öyle Suriye'deki dengeleri ciddi bir şekilde değiştireceğini zannetmiyorum. Bu operasyonla ilgili en fazla yapılan yorum kuşkusuz bu saldırının Suriye Esad rejimine değil Rusya'ya verilmiş bir mesaj olduğu yönündeydi. Siz bu yoruma katılıyor musunuz? Bence bu mesaj net bir şekilde Suriye rejimine yönelikti. Rusya kısmı ise Rusya, yani benim okuduklarımdan, gördüğüm değerlendirmelerden çıkarabildiğim kadarıyla da kadarıyla ki ben buna katılıyorum. Rusya Suriye rejiminin bu silahları kullanmasından bir yere kadar da rahatsızlık duyuyor. Bu rahatsızlığı etik nedenlerden duyduğunu zannetmiyorum. Nedeni daha ziyade Amerika'nın ve Batı'nın dikkatini çekiyor, müdahalesine neden oluyor. Benim şahsi kanaatim bu mesajın daha ziyade İran'a yönelik olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir yandan da Başkan Donald Trump bir stratejisi olmamakla da eleştiriliyor. Özellikle bu konuda hem Suriye'de asker bulundurmayacağız, oradaki bölge ülkelerine bırakacağız, istikrarı ve diplomasiye bırakacağız diyor. Bir yandan da son derece sert açıklamalarla Twitter üzerinden açıklamalar yapıyor. Bu konuda da eleştiriliyor. Evet. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Benim kanaatim Trump için burada önemli olan kendinden bir evvelki Başkan Obama'nın siyasetini
veya siyasetsizliğini tenkit edebilmek. Hatırlarsanız 2012 senesinde Obama kimyasal silahların kullanılması konusunda bir kırmızı çizgi çizmişti. 2013 senesinde aynı bu bölgede, yani şu son kimyasal silahların kullanıldığı bölgeye yönelik yapılan bir Suriye rejiminin yaptığı operasyon karşısında ise Obama kararsız kalmış, topu kongreye atmıştı ve bu kırmızı çizgiyi uygulamamıştı. Bence Trump için önemli olan bu kontekste, geçen sene yaptığı gibi bu senede de kimyasal silahlar konusundaki kırmızı çizgisini uygulayabilmiş olduğunu, özellikle kendi kamuoyuna ama aynı zamanda da uluslararası camiaya göstermek olduğunu düşünüyorum. Bu arada da strateji konusuna geri gelirsek, stratejinin çok böyle zayıf çizgilerini görebiliyoruz. O da Cenevre, Birleşmiş Milletler'in Cenevre sürecine geri gidilmesine, ağırlığın oraya verilmesini tercih ettiğini görüyoruz. Ancak tabii bölgedeki dengeler ve Suriye'deki dinamikler en azından şu noktada Cenevre sürecinin Astana sürecinin yerine geçebileceği ve Suriye'yi diyalog üzerinden, diplomasi üzerinden bir istikrara ve barışa kavuşturabileceğini söylemek şu noktada zor. Türkiye o diyalog sürecinde de olan bir ülkeydi, Astana sürecinde ve tüm bu olan biten içinde Türkiye'yi nasıl görüyorsunuz efendim? Türkiye benim nacizane kanaatim bir açmaz içerisinde. Bir yandan bu operasyona, yani şu Cuma günü yapılan operasyona çok açık ve net bir destek verdi. Ama aynı zamanda da Batı'yı, sivillerin yanında duran Batı'yı, Suriye rejimini tenkit eden Batı'yı ciddi bir şekilde tenkit etmeye devam ediyor. Ama rejimin arkasında duran, gayet net bir şekilde duran ve sivillerin, sivillere karşı yapılan operasyonların arkasında duran, ona destek veren İran ve Rusya konusunda sessiz kalmayı ve açık açık işbirliğine devam ettirdiğini görüyoruz. Tabii düz bir mantıkla düşünürsek bu bir açmazı gösteriyor gibi geliyor bana. Brookings'in Hüsiyat Kıdemli Araştırmacısı Sayın Profesör Doktor Kemal Kirişçi, çok teşekkür ederiz efendim. Washington'da sorularımızı yanıtladınız. Teşekkür ederim. Başkan Donald Trump'ın Kongre'nin onayını almadan Suriye'deki kimyasal silah tesislerine yönelik saldırı emri vermesi kimileri için atılması gereken bir adımdı, kimileri içinse yanlış bir karar. Peki halk bu kararı nasıl değerlendiriyor Amerika'da? İşte bunu öğrenmek için Washington sokaklarına çıktık, Amerikalıların görüşlerini sorduk. İşte yanıtlar. That is a hard call that I'm glad I don't have to make. Herhangi bir doğrudan savaş eğilimi olmadan bir ülkeye saldırmak verilmesi zor bir karar. Bugünlerde bunu çok az kişi yapabilir. Masum insanları koruma arzusunu anlıyorum ama sonuçta bu kararı vermek hiç de kolay değil. Bu saldırının kimyasal silah kullanımını engelleyeceğini düşünmüyorum. Elinde olduğu sürece kullanmak isteyecektir. Eylemleri üzerinde bir etkisi olacağına inanmıyorum. Bu tür bir emrin Kongre'nin onayı olmadan verilmesini doğru bulmuyorum. Kongre üyelerinin görüşü alınmalıydı sonuçta. Onlar bizi temsil ediyor. Buna tüm Kongre karar vermeliydi. Tek başına başkan ya da ordu değil.
I wouldn't call myself a pacifist. Pasifmiş gibi görünmek istemem ama gecenin bir vakti böyle bir saldırının gerçekleştirilmesi modern dünyayla pek bağdaşmıyor gibi geliyor. Şiddet mazur görülemez. Diplomatik çözümler sonuna kadar denenmeli. Ne zaman ki başka bir seçenek kalmaz, tüm yollar tükenir, o zaman askeri seçenekler gündeme getirilmeli. Bu saldırının kimyasal silah kullanımını engelleyeceğini düşünmüyorum. Çünkü her iki tarafta ben güçlüyüm diyor, elimde güçlü silahlar var diyor. Bu savaş biri diğerini mağlup edinceye kadar devam edecektir. Bu saldırı yangına körükle gitmekten farksız. Bombalardan daha barışçıl çözümler olduğuna inanıyorum. Bu durumu daha da kötüye götürecektir. Geçmişte yapılan hatalar yine tekrarlanıyor. Eğer o füzeler etkili olduysa ve bundan sonra kimyasal silah kullanmayacaklarsa bu saldırının yapılması doğruydu. Ama Esad'ın karnesine bakarsanız, geçmişteki eylemlerine bakarsanız kimyasal silah kullanmayı bırakacağını düşünmüyorum. Hatta durumun daha da kötüleşmesine neden olacaktır. Bence küçük bir adımdı, yeterli değildi. Bu saldırı Esad'ı durdurmayacaktır maalesef. Ama bir şey yapılmalıydı, biri onu cezalandırmalıydı. Ama çok bir karşılığı olacağı inancında değilim. Verilmesi zor bir karar. Daha fazla insanın ölmesini istemiyorsunuz ama bunları yapan birinin de durdurulması gerekir. Güçlü bir tepkiydi ama hiçbir sorun birden çözülmez. Zamana ihtiyaç var. Bu iyi bir başlangıçtı ama yine de bundan sonrası için diplomasiye öncelik verilmeli. Füzelerin yanı sıra bu seçeneği de göz ardı etmemeli. Ama çözüm hemen beklenmemeli. I would always prefer looking for a way to help people without hurting people. Tüm insanların barış ve huzur içinde yaşamasını isterim. Her zaman insanlara onlara zarar vermeden yardım edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu en iyi araç değildi çözüm için. Oradaki herkes için, her iki taraf için de dua ediyorum. Umarım bundan sonra barış içinde yaşarlar. Verilmesi zor bir karardı ama eğer doğruysa, Esad kimyasal silah kullandıysa Suriye'yi vurmak doğru bir adımdı. Ama aynısını Saddam Hüseyin için de söylediler ve kimyasal silah kullanmamıştı. Zaman gösterecek, Trump doğru bir şey mi yaptı? Washington'da Suriye operasyonuna sokağın tepkisi de böyleydi. Böylece Washington stüdyolarımızdan yaptığımız Amerika'nın Ses Türkçe bölümü yayınının sonuna geliyoruz. Haber ve söyleşilerimiz internette amerikanınsesi.com adresinde. Böylece yayınımızı tamamladık. Yine bu ekranda buluşmak üzere. Hoşçakalın.